Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve bugünkü video konuğumuz Sayın Ümmet Hazır Bey. Kendisini İzmir ofisinde ağırladık ve Ümmet Bey'le uzun zamandır yine tanışıyorum. Birçok röportaj aldığım kişilerde olduğu gibi de kendisi gerçekten çok müthiş bir değer taşıyor ve bu değeri sizinle paylaşmasını isteyeceğim. Bu videomuzun aslında konusu biraz daha network marketing ve dijital MLM, yani dijital İnternet üzerinden network marketing nasıl yaptığımızla alakalı bir söyleşi yapıyor olacağız. Ümmet Bey'in aslında çok ciddi bir network tecrübesi var. Zaten kendisinden biraz bahsederse izleyicilerimize güzel bir bilgi paylaşmış olacağız inşallah. Dijital dünya artık giderek hız kazanıyor. Teknolojik anlamda ciddi bir şekilde hayatımızda yer ediyor. Ben aslında eski bir klasikçilerden bir tanesiyim. Bu geçişi yaşayanlardan bir tanesiyim. İlk başlarda her ne kadar direnseniz de geçiş sürekli olarak üstünüze doğru devam ediyor. Kaçınılmaz oluyor. Bir iki cümleyle kendimden bahsedeyim. Ümmet Hazır. 13 yıllık bir network marketing deneyimim var. Ve network marketing'e klasik network dediğimiz tamamen perakende satışa dayalı, ürünleri elimizde yüksek miktarda stok dayalı sistemlerle ilk başladım, start verdiğim network hayatım bu şekilde. O zaman zaten internet hani derler ya, internet yoktu buralar falan, hani buralar şeydi, dutluktu falan modu. Öyle modlardaydık. Network marketing'e gıda takviyesi alanında, sağlıklı beslenme alanında, wellness alanında 13 yıl önce başladım. Bunun 6 yılı part time, 7 yılda full time geçti. Ben eski bir astsubayım. Silahlı kuvvetlerde 16 yıl görev yaptım. Toplamda 13 yıllık network marketing deneyim var ama bunun son 7 yılı 2011'de istifa ettikten sonra gerçekleşti. Tamam. Helikopter uçuş teknisyeniyim branş olarak da. Hayatımın büyük bölümünü uçuş hayatı olarak geçirdim. Ama özgürlüğümün peşine düştüm. Hayallerimin peşine düştüm. Ve 2011 yılında mecbur hizmetimi tamamlayıp tamamen özgür olmak amacıyla, başka bir amaç doğrultusunda değil, network marketing sektörünü tercih ettim. Ve toplamda 6 yıl part time, 7 yıl full time dediğim gibi 13 yıllık network deneyimim var. 14. yılın içindeyiz artık baktığımız zaman. Ve bunun %90'ı da sağlıklı beslenme, wellness, iyi yaşam sektörü, gıda takviyeleri, besin takviyeleri üzerine geçti. Bu konuda deneyimim oldukça hatırı sayılı bir deneyimim var. Bunu söyleyebilirim. Aslında şey, Ümmet Hoca, bir de yaşınızdan da bahsederseniz daha canlı. Yaşımdan bahseden gibi. Ürün etkisini yapmış. Evet. Evet, yani bu noktada kısaca tabii sağlık kalitemden bahsetmekte fayda var. Çünkü insanlar uzun yıllar gıda takviyesi kullanıldığında ne olur sorusunun cevabını da arıyor çoğu zaman. Öncelikle sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konusu uzun yıllara yayılması gereken bir konu. Ama maalesef ülkemizde bu tarz ürünlere hızlı sonuç işte atıyorum 5 gün kullanayım, 15 gün kullanayım, her şey muhteşem olsun deniyor. Öyle bir şey yok. Ama hayat kalitenizi, yaşam kalitenizi arttırmak istiyorsanız gerçekten besin takviyelerinden faydalanabilirsiniz. Ben şu anda 41 yaşını bitirmek üzereyim. 42'den gün almak üzereyim. Benim çok yaptığım bir espri vardır. Yani saçlarım boya değil falan gibi bir espri yaparım genelde. Orijinal falan. Gerçekten 13 yılda yakın bir süredir gıda takviyeleri beslenmesine devam ettiğim süreç içerisinde. Bu tabii çeşitli firmalarda oldu ama genelde temel felsefe hep aynıdır. Yani besin takviyeleri, gıda takviyeleri firmalar ne olursa olsun 3 aşağı 5 yukarı ciddi kalitelere sahiplerdir. Bu noktada gerçekten 13 yıldan beri neredeyse hemen hemen hiç önemli bir doktor, muayenem, ne bileyim bir ilaç kullanımım, antibiyotik kullanımım ya da bir iğne vurmam, sağlıkla alakalı son 13 yıldır hemen hemen hiçbir negatif durumla, tabloyla hiçbir zaman karşılaşmadım diyebilirim. Bu sağlık kalitemi de oldukça fit bir şekilde, gerçekten kendimdeki o enerjiyi çok net bir şekilde hissediyorum. Yani 41-42 ile falan hiçbir alakam yok diyebilirim. Yani buna naçizane bunu insanın kendi kendine söylemesi çok da doğru bir şey değil ama en azından şu anda amacımız doğrultusu dışarıdan görünüyorsa o zaman ne mutlu. Amacımız doğrultusunda konuşmuş olalım. Yani farkındalığı yüksek olan bireylerin aslında sağlığına gerçekten ciddi anlamda uzun vadeli iyi bakmaları şart. Kesinlikle. Şimdi aslında ikinci konuya girmek istiyorum bir yandan. Yeni bir şirkete başladınız. Evet. Aslında yine sayenizde biz de başladık. Ve aynı ekip içerisindeyiz ve yani bu şirketi tercih etmenizdeki sebep ne oldu ve şu andaki başarılarınız neler? Çünkü çok kısa bir sürede çok güzel yerlere geldik, geliyoruz. Ümmet Bey ekibimizin başındaki bir sponsorumuz olarak o konuya değinirseniz. Değinelim. Şöyle ki, One More International şirketle beraberiz yaklaşık 7 aydan beri. 13 yıllık bir deneyimim var. Bu 13 yıllık deneyim, dediğim gibi, eski klasik network diye tabir ettiğimiz sektörden başladık ama her ne kadar ben çok aşırı sevmesem de dijitale doğru giden bir yolculuğun içerisinde network marketing sektörü de bundan etkileniyor ve evrim geçiriyor. Dolayısıyla network marketing şirketlerinin de çalışma sistemlerini ve sahadaki operasyon şekillerini yeni nesil sisteme ayak uydurmak zorunda, adaptasyon sağlamak zorunda. Aksi takdirde geride kalıyorsunuz. Evet. Ya online olursunuz ya da yok olursunuz. Yok olursunuz gibi. Aynen. Biliyorsunuz çok ünlü bir telefon markası vardı. Şu an hiçbirimizin elinde o telefonlar artık yok. Tamamen akıllı telefonlara geçtik. Yoksa bundan 10 yıl önce çok başka bir telefon markası bütün piyasanın %80'ine hakimdi. Hangi marka olduğunu herkes biliyor artık. Dolayısıyla network marketing sektöründe de
internetin olmadığı dönemlerde network marketing'in yapma şekli şu şekildeydi. Yani insanların elinde yüklü miktarda ürün olması gerekiyordu. Çünkü ürüne ulaşmak kolay değildi. Evet. Lojistik bu kadar gelişmemişti, kargolama süreçleri bu kadar gelişmemişti. İnternetten online sipariş verme bu kadar gelişmemişti. Dolayısıyla yüklü siparişleri elinizde bulundurup perakende satış odaklı ve perakende satış gelirine odaklı bir network marketing modellemesi vardı. Hı. Haklı olarak yani dönemin getirisi öyle olması gerekiyordu ve öyleydi. Ama günün şartları çok farklı. Şu an artık tek tuşla istediğiniz dünyanın istediğiniz noktasına bir ürünü sevk edebiliyorsunuz. Gerek anlaşmalar, gerek gümrük birliği anlaşmaları, gerek online sistemin hızı, depolama ve lojistik maliyetlerinin azaltılması gibi kapsamlı çalışmalar bunu bu şekle getirdi. Dolayısıyla insanlar online olarak istedikleri ürüne istedikleri yerde ulaşabildikleri için hızlı bir network modelini tercih etmek durumunda, artı ellerinde stok bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmış durumda. Stok bulundurmadığınız zaman bu sefer perakende satış oranınız da düşmekte. İnsanların tamamen hayat kalitesini arttırabilecek, yaşam kalitelerinde fark yaratabilecek ürünlerini sadece kendi adlarına online üye oldukları bir sistem üzerine, sipariş etmeleri üzerine dayalı bir sistem haline gelmeye başladı. Tamamen bu odaklanmaya doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla sipariş ettiğimiz sistem online bir sistemse, o zaman bizim network'ü sağla yapma şeklimizde de önemli bir online bölüm olması gerekiyor. Kesinlikle. Her ne kadar sıcak temasla bu işler start veriyor olsa da devamlılığında, yani sürecin devamlılığında online bir sistem üzerinden yürümeniz gerekiyor. Bu sisteme biz de yaptığımız çalışmalarla artık dijital medya ve dijital platform üzerinden online bir network sistemi üzerine de süratli bir şekilde geçiş yapmak üzereyiz ve bunun altyapı çalışmalarını birlikte yürütüyoruz biliyorsunuz. Aynen, zaten aslında ben bir de eğitim kısmına değinmek istiyorum. Hı-hı. Sonuçta network çok farklı bir sektör ve farklı gerekliliği olan bir sektör. Yani hı-hı, tamam ben iktisat mezunuyum, 5 yıl iktisat hı-hı okudum ama ben de iktisat mezunuyum bu arada. Network, evet, network ayrı bir meslek dalı ve aynen eğitim öyle alınması biraz kesinlikle daha farkındalığın, kişisel gelişimin, profesyonel gelişim hı-hı ve sektörün gereği gibi hı-hı bir eğitim alınması gerekiyor ve evet, insanları birebir eğitmek gerçekten çok zor. Bu anlamda da yine dijital ortam devreye giriyor. Kesinlikle. Hani kurduğumuz yine online eğitim sisteminden de bahsederseniz. Bahsedelim. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani network marketing'in en büyük handikaplarından bir tanesi network marketing hakkında yeterli bilginin ve eğitimin evet alınmayışı. Evet. Yani Türkiye'de özellikle sahada network marketing'in en çok sorun yaşadığı nokta burası. Çok iyi biliyorsunuz ki Avrupa'da ve Amerika'da yurt dışında evet network marketing bir lisans bölümü olarak artık okutuluyor. Yüksek lisans programı zaten yıllardan beri var. Bir mevcut birçok noktada doktora ya da yüksek lisans programları mevcut. Yani network marketing çok profesyonel bir meslek dalı. Yani satış, pazarlama dediğimiz bilim dalının önemli argümanlarından ve bölümlerinden bir tanesi. Dünyadaki satış pazarlama yöntemlerinden en önemlilerinden bir tanesi olarak artık öne çıkıyor. Artık insanlar dijital dünyanın getirisiyle beraber evinden kıpırdamadan bilgisayarın başında, cep telefonunun başında muhteşem satışlar, muhteşem organizasyonlar kurabiliyor. Ama muhteşem organizasyon kurmanız için eğitim desteğini de muhteşem bir şekilde sağlamanız lazım. Yani tabii ki network marketing sektörünün çok klasik yöntemlerinden bir tanesi toplantılardır. Haftalık toplantılardır ve biz de yapıyoruz. Yani biz de haftalık toplantılarımızı yapıyoruz. Şu anda İzmir merkezi üzerinden ve Ege bölgesi merkez üzerinden birçok noktada haftalık toplantı ya da aylık toplantılar yapıyoruz. Ama toplantıya katılamıyor insanlar, gelemeyebiliyor, mevcut işleri buna müsait olmayabiliyor, zaman daralması yaşayabiliyorlar, uzak mesafede olabiliyorlar. Örnek veriyorum, Ege bölgesindeyiz ama Adana'da bir arkadaşımız var, Ankara'da bir arkadaşımız var, İstanbul'da bir arkadaşımız var. Nasıl onlarla iletişim kuracağız? Dijitalin gücünü kullanarak. Aynen, yani fırsatı paylaşmamız lazım. Aynen. Yani. Eğitimi de aynı şekilde. Eğitimlerin videolarını çektiğimiz takdirde ve en merkez noktadan, yani kulaktan kulağa oynamaktansa bilginin en tecrübeli kaynağından videoyu oluşturup onlara video olarak aynen servis öyle ettiğimizde, o zaman herkes aynı düzeyde eğitim almış olacak. Kesinlikle. Ve bu eğitim fırsat eşitliğini sağladığınız zaman da organizasyonunuzdaki başarı performansı ve katlama performansı da aynı level'a gelmiş olacak. Çok basit bir örnek vardı bununla alakalı. Ben birine toplantılarla, klasik sistemle bir şey aktardığım zaman onun bunu alması ve benim seviyeme gelmesi yıllarını alır. Evet. Ama o seviyeye gelmeyi beklemeden organizasyon kurmak zorunda. Bu sefer evet fotokopi çekmiş gibi düşünelim. Fotokopi çekilmiş oluyor. Sonra fotokopinin fotokopisi oluyor. Sonra fotokopinin evet fotokopisi evet diye. Bu sefer ne oluyor? Yani birinci fotoğraf fotokopi kopyasıyla 20. fotokopi kopyası arasında ciddi bir siliklik farkı oluşuyor. İşte network marketing'de aşağı doğru giden bu sistemdeki bu fotokopiden fotokopi üretme silikliğini dijital medya, dijital platform çok rahatlıkla ortadan kaldırabilir. Herkes birinci orijinal kopyayı dinlerse, oradan eğitim alırsa, bu sefer bütün organizasyonunuzun eğitim kalitesi ve eğitim level'ı çok yüksek bir noktaya çıkar. Farkındalık seviyesi kesinlikle çok yüksek bir noktaya çıkar. Bu da sahada bilinçli tüketicilerin, bilinçli paylaşımcıların, bilinçli üyelerin, eğitimlerinizin, iş ortaklarınızın, organizasyon liderlerinizin oluşmasını hızlandırır. Bu noktada yani Amazon.com gibi bir internet devine örnek vermekte bir mahsur görmüyorum. Şu an bütün dünyaya online bir şekilde ulaşabiliyorlar. Oradaki örneği kendimize uyarlarsak biz de network marketing sektöründe çalışmış olduğumuz firmada benzer bir yapıyı
neden oluşturamayalım? Çok kesinlikle rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Ya aslında bizim bir önceki tecrübelerimde yaşadığımız en büyük sorunlardan biri buydu. Yani halihazırda şu anda yaşadığımız örneği, yani uçuş ekibi olarak yaptığımız olayı anlatayım. Aslında Ümmet Bey ekibimizin başında en tecrübeli insan olarak mevcut ama herkesin Ümmet Bey'e birebir erişimi biraz zor. Yani İzmir'de olmuş olması ya da işte belki yoğun olmuş olması, ama burada çekmiş olduğumuz videolarla Ümmet Bey'in bütün deneyim ve tecrübesini ekibe, dediğiniz gibi, aslında birinci ağızdan kopyalanabiliyor. Yani yeterince nedeniniz varsa zaten ürün sunumunu, ürün detaylı bilgilerini, ekip oluşturmayla alakalı özel eğitimleri birebir, hani işin uzmanından almak çok daha etkili. Çünkü ben Ümmet Bey'den %90 alırım. Gider anca %70'ini paylaşırım. %70'ini alır. Aynı o şekilde. Aynen öyle. Ve giderek etki azalır. Ama bu online eğitim altyapısıyla birinci ağızdan kaliteli bilgi almak en doğrusu. Bir nokta daha var bununla alakalı. Yani online bize sağlayacak güçlerden bir tanesi şu. Network marketing şirketlerinin çalışmış olduğu sağlıklı yaşam kalitesini arttıran ürünlerle alakalı, kişiler ürün deneyimlerini de duymak ve görmek istiyor. Kesinlikle. Çok yakın sevdiğiniz insanlarla hepiniz aynı ilde oturmuyorsunuz. Aynı şehirde, aynı mahallede yaşamıyorsunuz. Yani aynı İzmir, aynı ülkede bile olmayabilirsiniz. Ben İzmir'de yaşıyorum. Örnek veriyorum. Çok sevdiğim dostlarım Ankara'da yaşıyor. Ya da Adana'da, ya da Antalya'da, ya da Manisa'da, ya da farklı illerde yaşıyor. Ürün deneyimi elde etmişsiniz ve bu ürün deneyimini onlarla paylaşmak istiyorsunuz. Telefonla olmuyor. Yani nasıl kullanıyorsun, ne kullanıyorsun, bunlarla ilgili sorular çok fazla oluyor. Ürün deneyimlerinin sonuç videosu dediğimiz ürün deneyim videolarını çekip paylaştığımız takdirde de bu sefer kişi net olarak o ürünle alakalı bilgiye sahip olmuş oluyor. Bu sefer siz yardımcı olmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz, çok sevdiğiniz bir insana uzak mesafede olsa, Almanya'da da olsa, dünyanın öbür ucunda da olsa bu deneyimi paylaşabiliyorsunuz. Bu noktada network marketing sektöründe en önemli katlayıcı unsurlardan bir tanesi de bu ürün deneyimleridir. Kesinlikle. Ürün deneyimleri gerçekten muhteşemse o muhteşemliği videoyla çok rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. Benim mesela şu anda ekibimde, biliyorsunuz, Burdur'da bir ekip arkadaşımız, grubumuz var. Ben oraya hiç gitmedim. Toplantı da yapmadım. Sunum da yapmadım. Kendileriyle yüz yüze görüşmedim. Sadece ürün deneyimi videolarıyla, onlara videoları paylaşmak suretiyle, WhatsApp üzerinden videoları paylaşmak suretiyle orada şu anda hatırı sayılır bir ekip kuruldu. Tabii ki bir gün mutlaka canlı da gidip orada bir yüz yüze görüşme ve toplantı ortamı da yaratacağız ama kesinlikle daha oraya varmadan bile ciddi bir ciro oluştu. Ciddi bir iş hacmi oluştu. Ki sizin de şu anda bildiğim kadarıyla Almanya'ya, Fransa'ya kadar uzanmış ekip organizasyon arkadaşlarınız var. Yani şimdi Fransa'ya sabah akşam haftalık toplantı yapmaya gidemezsiniz yani, ama video eğitimlerle, ürün sonuç deneyimleriyle bunu çok daha hızlandırabilirsiniz. Bu noktada kesinlikle dijital sistemi göz ardı etmek artık mümkün değil. Yani belki bundan daha önceki yıllarda, yani belki biraz daha böyle ortada konuşabilirdik ama şu anda artık bunu kesinlikle kaçınılmaz bir hale geldiğini söyleyebilirim net bir şekilde. Şimdi bir de sektör anlamında sizden bilgi almak istiyorum. Yani network marketing'i uzun zamandır yapıyorsunuz ve hani ülkemizde de bariz, yani sektör daha hatır sayılır bir yere gelemedi. Yani evet. Bu tabii ki yani belki bizden de kaynaklı olabilir. Yani işi yapan distribütörlerin belki bilinçsiz davranması. Çünkü benim hani yakından tanıdığım işte Rusya'da, Amerika'da, Avrupa'da bu sektörden çok ciddi gelirler elde eden, bunu ikinci meslek, birinci meslek olarak yapan ve hatırı sayılır özgürlüğe ve gelire sahip olan insanlar varken biz bunu Türkiye'de bir türlü ya anlatamadık ya duyuramadık. Yani network sektörü sizin gözünüzde nasıl bir araçtır ya da bu videoyu dinleyen kişi neden network yapması gerekiyor? Ek iş olarak ya da tam zamanlı olarak bu network'ü neden öğrenmesi gerekiyor? Konuya şöyle başlayayım. Öz eleştiri yaparak da başlayalım. Network marketing sektörünün içerisinde yine bizler çalışıyoruz. Yani sonuçta sektörü yine hareketlendirecek olan ve iyi yere taşıyacak olanlar da bizler. Network marketing sektörüyle alakalı ülkemizde maalesef kendimiz de zaman zaman yanlış işlerin içerisinde bulunduk. Yani ben bu konuda öz eleştiri yapmaktan asla kaçınmam. Toplantılarda, sahnede bile bunu canlı olarak dile getiriyorum. Bazı firmalar network marketing gerçekten bir manipülasyon aracı olarak ülkemizde kullandılar. Bu manipülasyonlara kapıldık. Çevremizdeki insanlar kapıldı zaman zaman, dediğim gibi. Bu manipülasyonların yaratmış olduğu kirlilikten dolayı ülkemizde network marketing sektörüne karşı ciddi bir önyargı olduğunu söyleyebilirim. Bu önyargı maalesef Avrupa'da, Batı'da bu kadar yüksek düzeyde değil. Ama bu noktadan sonra bu edinilen kötü tecrübelerden de yola çıkarak network marketingin daha iyi yapılması, nasıl yapılması gerektiğini de öğrenmiş olduk. Ve doğru firmalarda gerçekten ortada reel bir ticaretin döndüğü, bir ürünün olduğu, ne bileyim işte ülkenin yasal mevzuatları ile ilgili, Gümrük Ticaret Bakanlığı ile olsun, Maliye Bakanlığı ile olsun, faturası, irsaliyesi, stopaj vergileri gibi bütün gelir sistemleriyle beraber tamamen %100 legal ve yasal bir şekilde yapılabilen düzlemlere sahip şirketleri doğru araştırmak gerekiyor. Yani bu noktada iki türlü handikap var. Bir, çalıştığınız network marketing danışmanları ve liderleriyle iyi bir araştırma yapıp onlarla birlikte bir çalışma yapmalısınız. Artı firma üzerinde de ciddi bir araştırma yapıp, yani firmanın gerçekten kuruluşu vesairesi,
hangi vergi dairesine kayıtlı, hangi ülkeye kayıtlı, bunlarla ilgili çok ciddi yasal süreçleri inceleyip net bir şekilde görmek lazım. Sonuçta adım attığımız şeyden bizler de mesulüz, firmalar da mesul. Sektörel anlamda network marketing çok önemli bir yere sahip. Çünkü artık günümüzde artık her şey hızlanıyor. Reklam sistemi hızlandı, satış pazarlama sistemleri hızlandı, online sistem hızlandı, güncelleniyor. Network marketing önümüzdeki yıllarda pazar payı olarak en büyük paya sahip olacak kolu oluşturuyor. Onu net olarak görmek lazım. Krizlerde de büyüyen... Aynen, şu anda krizler ortamında da varız. Kriz ortamlarında işten çıkarılmalar artıyor, işsizlik artıyor, istihdam problemi yaşanmaya başlıyor. Network marketing sıfır sermayeyle, sıfır sermayeyle inanılmaz bir gelir inşa edebilme imkanı sunduğu için de bu tür ortamlarda inanılmaz bir kurtarıcı rolünü gösteriyor. Bu noktada bunu göz ardı etmemek lazım. Yani One More International firmasına da bir iki cümleyle burada değineyim. One More International şirketi network marketing sektörüne yeni bir soluk getiren bir şirket. Yeni nesil bir network marketing sistemi getirmiş durumda. Çünkü sahip olduğu ürün gamı ağız yoluyla alınan preparatlara ait değil. Evet. Yani içeriden oral yolla içeriye giren ürünlere sahip değil. Tamamen harici kullanım dediğimiz ürünlere sahip ama wellness sektöründe, yine sağlıklı yaşam sektöründe çalışıyor. Ama harici kullanım ürünlere karşı daha sempatik bir durum var. Yani ağızdan evet. alınan ürünlere karşı ciddi bir defans var. 10 kişiden 8'i sizi reddedebilir ama ağızdan alınmadığı takdirde bir ürün harici kullanıldığı takdirde daha sevimli, daha sempatik geliyor ve dolayısıyla One More International'ın ürün gamını, ürün prezentasyonunu bu anlamda net bir şekilde dinlemeniz lazım, almanız lazım. Ancak ondan sonra farkı anlayabilirsiniz. Ürünü denemek de lazım ama ürünün nasıl bir ürün olduğu, yani harici kullanımdan kastınız nedir? Hani ağızdan içeriye girmiyorsa nasıl bize çok büyük bir katkı yapabiliyor gibi soruların cevaplarını mutlaka almak lazım. Ben de ilk firmayla tanıştığım zaman bugüne kadar alışılmış olanın dışında bir şey olduğu için yadırgayarak baktım. Biraz zorlandım algılamakta ama ürünü deneyimledikten sonra baktım, gördüm ki çok büyük bir teknolojik fark yaratılmış. İşte bu teknolojik farkın ne olduğunu kesinlikle deneyimlemek lazım. One More uçuş ekibi farkıyla da biz bu deneyimi sizlere en iyi aktarabilecek kadroların başında geliyoruz diyebilirim naçizane. Kesinlikle, ben şunu da ekleyeyim, aslında eski köye yeni adet ürün diyebiliriz ama tabii ki insanlar bunu dinlediğinde ve şu da çok önemli, sağlıklı bilgi sahibi edinmeniz çok önemli. Yani sağlıklı fikir yürütebilmek açısından bu işi doğru insanlardan dinleyip sağlıklı fikir edinirseniz çok süper olur. Ümmet Bey'e bu anlamda vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ederiz ve umarım bu videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basınız, YouTube kanalımıza abone olun. Bundan sonraki videolarda da inşallah tekrardan görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.